Öncelikle herkese merhaba, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu Ramazan ülkemiz, milletimiz, vatanımız ve ümmet Muhammed için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii Ramazan ayında doğru bir beslenme ile hem Ramazan ayını daha güzel değerlendirebiliriz, bazı sorunlardan uzaklaşabiliriz. Ve bir miktar kilo fazlalığımız varsa bu konuda da doğru beslenme ile bize faydası olacaktır. Peki doğru beslenmeyi nasıl sağlayacağız? Şu an tabii ki bildiğimiz üzere Ramazan'da iki tane ana öğünümüz var. İftar ve sahur. Evvela bunları mutlaka yapmamız gerekiyor. Yani bazı kişiler sahuru atlayabiliyor, sahur yapmayabiliyor, yapmadan yatabiliyor. Bu yanlış bir hareket. Sahur mutlaka yapmamız gerekiyor. Doğru bir sahur bizim uzun süre tok tutar ve gün içerisinde daha rahat etmemizi sağlar. Aynı zamanda aşırı kas kaybını, aşırı kilo kaybını da önlemiş oluruz. İlk olarak iftardan başlayacak olursak, iftarda ne tüketmeliyiz? İftarı bizim sıvı ihtiyacımızı karşılayacak, enerji ihtiyacımızı karşılayacak hurma, çorba gibi besinlerle açıp daha sonrasında bir 10-15 dakika ara verip sonrasında ana yemeğe geçmek en güzeli olacaktır. Ana yemek olarak da kızartmalar, hamur işleri gibi ağır yemeklerden uzak durarak sebze yemekleri, et yemekleri, daha böyle hafif yemekler, aşırı yağlı olmayacak şekilde hafif yemekler tüketerek daha sağlıklı bir iftar geçirmiş oluruz. Sahurda da kahvaltılık tüketimi önemli. Hafif şekilde yumurta, zeytin, peynir, domates, salatalık gibi hafif kahvaltı, yanına süt tüketilebilir veya ayran tüketilebilir ve bu şekilde bir kahvaltı yapılarak daha güzel bir sahur geçirmiş oluruz. Yine sahurda ağır yiyeceklerden, kızartmalardan, hamur işlerinden kaçınılması gerekiyor. Eğer iftar ve sahurda çok fazla ağır yiyeceklerden tüketirsek, kızartmalardan tüketirsek bu bizde bazı sorunlara yol açabilir. Sahurda tükettiğimiz zaman hızlı ardına da yatarsak sabah kalkınca mide yanması, bazı rahatsızlıklar, iftar sonrası tüketiminde uyku hali, halsizlik hali gelişebilir. O yüzden ideal olan hafif bir şekilde kahvaltı şeklinde sahur yapılıp daha sonrasında da hemen yatılmaması, bir miktar beklenilmesi daha sağlıklı olacaktır bizim açımızdan. Tatlı tüketimine yine Ramazan boyunca dikkat edilmeli. Tabii ki hiçbir şekilde tatlı tüketmeyin dememiz mümkün değil ama daha sağlıklı alternatifler olan sütlü tatlılar, meyveli tatlılar daha sık tüketilmeli. Hamurlu şerbetli tatlılar daha az sıklıkta ve daha az miktarda tüketilmeli. Yemek pişirme yöntemleri de bu konuda önemli. Yemek pişirme yöntemleri olarak yine kızartma şekli, özellikle derin yağda kızartma şekli çok sık kullanılmamalı. Onun yerine haşlama, fırında pişirme ve yağsız ızgara şekilleri kullanılabilir. Bunlar sağlıklı pişirme yöntemleridir. İftarla sahur arasında sıvı ve su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki biz çay seven bir milletiz. Çay kahve tüketimini çok fazla yapıyoruz. Bunlar gayet güzel. Aslında çay ve kahve antioksidandır. Birçok faydası vardır. Yalnız özellikle Ramazan ayında biraz sınırlı tutmamız gerekir. Çay kahveyi az içip daha çok su tüketimine yönelmemiz gerekiyor. Sıvı ve elektrolit ihtiyacını karşılamak amacıyla bir miktar, bir tane günde maden suyu tüketilebilir. Yiyeceklerimizin yanında içecek olarak da tabii ki meyve suyu gibi, kola gibi zararlı içecekler yerine ayran gibi, cacık gibi, komposto gibi daha sağlıklı sıvı tüketimine yönelmek gerekiyor. Son olarak da tabi Ramazan'da egzersize devam etmek isteyenler olabilir, spora devam etmek isteyenler olabilir. Özellikle iftar öncesi ağır egzersizlerden kaçınılmalı. Ama iftardan sonra yaklaşık 1,5-2 saat sonra çıkıp bir yarım saat 40 dakika en az yürüyüşler, hafif tempolu yürüyüşler, bir miktar egzersiz gayet faydalı olacaktır. Hem eğer yani ağır bir yemek yemişsek onun aşırı kalori alımını kısıtlamış oluruz. Hem de hazım sorunlarına, mide ve bağırsak sorunlarına karşı egzersizin de yürüyüşün de faydası olacaktır.
İftarda yemeklerimizi yavaş yavaş tüketmemiz yine önemli bir konu. Çok hızlı yemek midenin aşırı şekilde dolmasına ve dolayısıyla yüksek kalori almamıza ve hazım sorunlarına sebebiyet verecektir. O yüzden iftarı özellikle zaten çorba içtikten sonra bir miktar beklersek zaten o aşırı yemeği bir miktar önlemiş oluyoruz. Ama yerken de yavaş yavaş yemek hem hazmı kolaylaştırır hem aşırı kalori alımını önler. Bir diğer önemli konu da ekmek konusu. Ekmek olarak tabii ki aşırı tüketimden kaçınmalıyız. Hiç tüketmemeliyiz gibi bir durum da söz konusu değil. Özellikle Ramazan pideleri zaten seviliyor. Ama en azından birkaç günde bir daha sağlıklı alternatifler olan kepekli ekmek, tam buğday ekmek tüketimi, özellikle bunlar sahurda yaparsa uzun süre tok tutar. Ve bizim lif ihtiyacımızı, posa ihtiyacımızı, bir grup B grubu vitamini ihtiyacımızı karşılamış oluruz. Bu şekilde daha sağlıklı bir gün geçirmiş oluruz. Bir diğer önemli konu da iftar ve sahur haricinde en az bir tane de ara öğün yapmak. Çünkü çok uzun saat aç kalıyoruz. Yaklaşık 14 saat açlık süresi oluyor. Bu süreçte çalışıyorsak, farklı işler yapıyorsak belirli bir enerji harcıyoruz. Bu harcadığımız enerjiyi geri yerine koymak için iftar ve sahura iki öğüne yüklenmek yerine iftar ve sahuru hafif geçirip bir tane ara öğün iftardan 2-3 saat sonra yatmadan önce tüketilebilir. Bu ara öğün olarak da az bir şey meyve, az miktar olarak meyve, yanına bir miktar ceviz, badem gibi sağlıklı kuru yemişler ve yoğurt tüketilebilir. Bu sayede hem ihtiyacımız olan vitamin, mineral ihtiyacı karşılanmış olur, hem enerji ihtiyacımız karşılanmış olur ve daha sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmiş oluruz.